Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane TSGO skin veriyoruz arkadaşlar Katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun Ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz Bugün keydroptayız eğer siz de bakiye yüklemek istiyorsanız arkadaşlar Buraya geliyorsun Dexon yazıyorsun abi. Buraya Dexon yazarsan sana ne veriyor? 0.5 dolar bedava para veriyor. O parayla da geliyorsun mesela böyle bir tane kasa açıyorsun. O kasadan da çıkan itemi alıp gidiyorsun abi. Alıp gidiyorsun. Hadi bakalım. Kobalt verdi arkadaşlar. Bu kobaltı buradan çekip alıp gidebilirsin. Ayrıca çekilişimiz var arkadaşlar. Bir tane daha çekiliş açacağım. Ama o çekilişi büyük ihtimal pazartesi yani haftaya açarım diye düşünüyorum. Daha paramız yok. Paramız olsa da açsak. Param olsa da açsam. Bak burada atamın resmi var. Buradan atama da selamlar olsun abi. Vallahi arkadaşlar Atatürk'ü. Aslında bak bir şey söyleyeyim mi? Atatürk'ü ben çok fazla seviyorum. Hani gerçekten fazla seviyorum. Ama Türkiye'deki Atatürkçülüğü sevmiyorum. Ha Türkiye'deki insanlar arkadaşlar Atatürk'ü hani Atatürk'ü anlamadılar abi. İnsanlar Atatürk'ü şey olarak görüyor işte. Hani o okey. Hani işte bizi kurtardı işte Atatürk şunu yaptı bunu yaptı ama Atatürk'ün ne yaptığını hani du Hani düşüncelerini anlayamıyor İnsanlar gerçekten hani Atatürk'ü seviyor eyvallah güzel bir şey ama Atatürk'ün düşüncelerini anlamıyorlar yani Atatürk'ü anlamak ayrı bir şey arkadaşlar Atatürk'ü sevmek hani sevmek de önemli yani şey saygı duymak da önemli Çünkü hani şu devirde Atatürk'e saygı duymayan bir sürü insan var yani yani hepsinin ana, avrat, dayı, teyze hepsine boydan girelim yani. Ya sevmemekte özgürsün de abi. Gerçekten hani o devirde böyle güzel şeyler yapıp sana ülke bırakan bir adamı neden sevmezsin abi? Bunu sevmeyenlerin hepsi de iç Anadolu'da hani böyle uzak diğerlerdeki insanlar abi. Ya bak mesela ben söyleyeyim mi? Atatürk olmasaydı ne olurdu? Kesin hani bu benim kaldığım yer İzmir falan filan Yunanistan'da olurdu. Biz hadi olduğumuzu sayalım. Hani olur muyduk, olmaz mıydık belli değil. Yani olduğumuzu sayalım. Ben Kırşehir'de doğdum. Benim atalarım Kırşehir, Yozgat onun dışına çıkmamışlar. Yani o tarafı galiba yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'ye veriyorlardı. Hani orası Türkiye oluyordu. Ya yani biz orada olsaydık üst taraf farklı. Yani İç Anadolu'da Böyle deniz bile görmüyoruz yani. Denize kıyımız yok. Denize kıyısı olmayan tüm ülkeler inanılmaz fakirdir. Yani biz o kadar çok kötü olacaktık ki hani diğer ülkeler çok iyi olacaktı. Böyle neler olacaktı hiç tahmin edemem ya. Vallahi Atatürk olmasaydı ne olurdu? Hani bir düşünmek lazım. Aslında bir böyle tarihçinin anlatması lazım ya. Şimdi ben tarih biliyorum ama ne kadar bildiğim tartışılır yani. O yüzden hani gerçekten tarih bilen biriyle birinin böyle anlatması lazım. Atatürk olmasaydı ne olurdu? Celal Şengör'e soru soruyorlar ya. Hani bu şey var yeni bir program çıkarttılar. Baya güzel sorular soruyorlar. O sorular bence hiç güzel değil abi. Gerçekten hani çok saçma sorular soruyorlar. Abi Celal Hoca'ya çok güzel sorular sorulabilir. Yani insanlardan alınması lazım o soruların. Yani Mesela Celal hoca ben mesela soru sorsaydım. Mesela arkadaşlar şu an biz hani ben bir evrimleşmenin hani bir değişimin olduğunu farkındayım yani. Ona inanıyorum yani. Bir değişim yani. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Önceki nesille şimdiki biz nesillimiz farklı yani. İnsanlar hani evrimleşerek robotlaşmaya doğru gidiyor. İleride arkadaşlar insanlığın sonunu Robotlar getirir mi diye. Çünkü hani tüm canlılar, yaşamış canlılar da kendi sonlarını kendileri getirdi. Biz de arkadaşlar robotlaşmaya evrimleştiğimiz için biz de kendi sonumuzu getirebilir miyiz? Onu sormak lazımdı. Yani onu sorardım yani. Belki kötü bir soru da ben anlatamadım. Ama buna çalışırdım böyle daha güzel. Hani bu şu an aklıma gelen bir şey yani. İlla yani araştırdığım bir şey yaptığım bir şey Değil de hani böyle aklıma gelen Bir şey yani gerçekten biz kendi sonumuzu Yaratıyoruz gibi çünkü Teknoloji inanılmaz gelişiyor Hani robotlaşarak Biz kendi sonumuzu Getireceğiz mi onu çok merak ediyorum Ya da bize neler olacak çünkü Şöyle düşünün hani Önceki hani insanların Çenesiyle diş yapısıyla Bizim diş yapımız bir değil yani Hani gittikçe biz hassaslaşıyoruz yani şöyle söyleyeyim mesela önceden e, eski nesil eski toprak dedikleri böyle baya bir yaşıyordu işte 90-100 yaşına 110-120 yaşlarını gören insanlar vardı ama artık biz hassaslaştığımız için daha erken yaşlarda işte kalp krizi farklı şeyler falan filan diye daha erken yaşlarda gidiyoruz. Hani Bu her şeyi robotlaştırarak yani kendimizi yani böyle sadece oturarak şey yaparsak daha da şey yapabiliriz bu çok uzun konu neyse. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaşa hayırlı olsun. Görüşürüz. <laughs>